Merhaba arkadaşlar. Konumuz bireyin iç dünyasına esas alan eserler. Bireyin iç dünyasına esas alan sanatçılar da toplumcu gerçekçiler gibi konularını Anadolu kent ve kasabalarından alıyorlar. Fakat bir farkları vardır. Olayları ve insanları toplumsal yönden değil, psikolojik yönden ele alıyorlar. Yani olayların insan üzerindeki e, psikolojik evrelerini e, inceleyerek e, konuları anlatıyorlar. Yani örneğin toplumda bireyin yabancılaşmasını anlatırken bunun sosyoekonomik yönünden çok bireyin ruh durumunu anlatmaya çalışırlar. E, bol bol psikolojik çözümlemeler yaparlar. Bu yüzden de olay örgüsüne e, bağlı merak unsurunu ikinci plana e, atıyorlar. Ee, bireyin ruh hali hali ve içsel çatışmalarını ön plana çıkarıyorlar. Ee, bunu yaparken de yani ruh analizlerini yaparken de e, hangi, Bilimlerden yararlanıyorlar tabii ki psikoloji biliminden ve psikiyatriden e, yararlanıyorlar olay örgüsü içinde e, mekan betimlemesine de önem veriyorlar yani kişinin ruhsal e, betimlemelerinden bahsettikleri gibi mekan bitimlemesi de onlar için önemli e, çünkü e, kahramanlar e, yaşadıkları çevreye göre e, şekilleniyor e, ve bu tarz psikolojik romanlarda bireyi esas alan romanlarda mekanlar arkadaşlar genellikle dar ve kapalı mekanlardır ee, neden ee, toplumcu eserlerde mekan genellikle e, niçin kullanılıyordu Yani toplumsal e, romanlarda e, sınıfsal farklılıkları vermek için mekan ele alınıyordu Ama burada ise birey üzerindeki etkisini göstermek için e, mekanı bu şekilde veriyorlar Çünkü insanlar yaşadığı çevreye göre şekilleniyor demiştik e, Bu kapalı mekanlarda Ele alınan kahramanlar da kendisine ait olduğu bu mekanlarda kendilerini daha rahat ve özgür hissediyorlar. Onların kişiliklerini yansıtmak için de iyi bir analiz aracı olarak bu mekan tasvirlerini görüyorlar. Peki işledikleri konular neler? Konu olarak genellikle bireyin bunalımı, bireyin bunalımı, Sıkıntısı, bireyin yabancılaşması yalnızlıkları iç dünya ile yüzleşmesi Bununla birlikte bilinç altına yönelişi iç dünya la yüzleşmesi diyelim. Bir de bilinç altına yöneliş. Evet, işledikleri konular genel olarak bu şekilde. Yani tamamen bireysel, bireyi ön plana çıkartan konular. Üsluba baktığımızda ise yine toplumsal romanlarda bir karşılaştırma yapabiliriz. E, toplumcu gerçekçi eserlerde halkın günlük konuşma diline, yerel söyleyişlere açık ve sade bir anlatımla yer verilirken bireyin iç dünyasına esas alan eserlerde çağrışımlara açık sanatsal bir üslup kullanılıyor. E, ruh tahlillerini bu şekilde veriyorlar. E, yani şöyle yazabiliriz. Çağrışımlara açık açık sanatsal dil sal bir dil kullanılıyor. Şuş, keşke renkli yazsaydım ama şu şekilde bir çizelim. Ee, karışmasın. Ee, yine yazarlar bireyin iş dünyasını anlatmak için e, hangi teknikleri kullanıyorlar? Örneğin biri düş analizi, birine bilinç akışı diyebiliriz, birine iç monolog diyebiliriz. Yani kahramanın kendi kendine konuşmasını kahraman ağzından yazar, anlatıyor, bir mantık düzeni var. Bilinç akışında da yine e, insanın zihninden geçirdiklerini, çağrışımlarını e, yine kahramanın ağzından veriliyor. Ama iç monologda e, bir farkı var. İç monologda bunlar düzenli bir şekilde verilirken bilinç akışında e, sınır koymadan peş peşe, veriyor yani bir mantık sıralaması yok konudan konuya atlıyormuş gibi yani e, bireyin daha çok psikolojisinin karışık olduğunu göstermeye çalışıyorlar bilinç akıl, e, akışında düş analiziyle de işte e, bireyin gördüğü rüyayı içerik olarak e, çözümlemeye çalışıyorlar eserlerde. Hangi akımlardan etkilendiler? Evet, bilinç akışı diyorsak zaten değil mi? Bir bilinçten bilinç altına yönelişten bahsediyorsak mesela direkt aklımıza ne gelmeli? Sürrealizm. Diğeri de empresyonizm. akımlarından Etkilendiklerini söyleyebiliriz Sürrealizm gerçek üstücülüktü e, Amaç akıldan uzak bilinçaltı gerçeklerini yansıtmaya hedefliyordu e, Empresyonizm ise doğadaki unsurların kişinin içinde oluşturduğu izlenimleri yansıtmaya çalışıyordu e, İzlenimcilik dediğimiz durum Evet temsilciler yani bireyin bireyi konu alan e, eserler ortaya koyan kişiler e, özellikle Peyami Safa e, neredeyse yazdığı tüm eserlerle e, bu konunun en önemli örneği diyebiliriz. Memduh Şevket Esendal, Tarık Buğra, Abdülhak Şinasi Hisar... Ahmet Hamdi Tanpınar öz şiir anlayışında e, kendisini anlatmıştık. E, ama e, burada da e, adının geçmesinin sebebi Huzur adlı romanını e, bu etkiyle yazmasından kaynaklı. Özellikle tabi Huzur. Semih verdim Halikarnas Balıkçısı, diğer adıyla Cevat Şakir Kabağaçlı... Sabahattin Kudret Aksal, Mustafa Kutlu, Sevinç Çokum gibi sanatçılarımızı bu başlık altında görebiliriz, değerlendirebiliriz. Evet ilk olarak Peyami Safa ile başlıyoruz. Peyami Safa küçük yaşlarda ona içinde hem babasını hem kardeşini kaybediyor. Acılı bir anne ile hayatına devam ediyor. hayat hep sıkıntılı geçiyor. böyle bir hayatın içindeyken bir de 9 yaşında kemik iltabı yakalanıyor ve 17 yaşına kadar hayatı hep hastanelerde geçiyor. Belki de bu yüzden yazdığı eserler sıkıntılı, yalnızlıklar üzerine kurulmuştur diyebiliriz. İlk olarak 20. asır gazetesini Kardeşiyle birlikte çıkarıyor Edebiyat dünyasındaki ilk adımında bu olduğunu söyleyebiliriz Bu gazetede asrın hikayeleri atlı eserini kaleme alıyor yani e, kalem kalem bunları 20. asır gazetesinde çıkar kardeşiyle birlikte çıkarmış olduğu gazetede e, yayınlayarak edebiyat dünyasına bir giriş yapmış e, bunun dışında birçok gazetede e, baş yazarlık yapmış birçok gazetede yazılar yazdığını söyleyebiliriz e, ve e, tamamen hayatını yazarak kazanmış bir kişidir şiir hariç hemen hemen her konuda yazılar yazmıştır hiç şiir Yazmamıştır. Kiminle ortak bir özellik diyebiliriz? Tanzimat dönemi'ne gidersek, Şinasi ile ortak bir özelliği, değil mi? Bazen e, farklı soru bankalarında bu tarz e, ortak yön sorularıyla karşılaşabiliyoruz. Belki bu da e, Şinasi ile Peyami Safa'nın ortak yönü nedir diye karşınıza gel, e, karşınıza gelebilir. Yine devam edelim. E, çıkardığı dergiler var, iki tane. Biri kültür haftası diğeri Türk düşüncesi çok karşılaşabileceğiniz bir şey mi sanmıyorum ama yine de vermekte fayda var ee, Peyami Safa'nın hemen her konuda yazdığını söylemiştik. Edebi değeri olmayan daha çok macera romanlarında bir takma isim kullanıyor. Bu takma ismini de annesinin adından esinlenerek koyuyor. Annesinin adı Server Bedia. Kullandığı takma isim ise Server Bedi. Server Bedi takma adını kullanıyor. Daha çok macera romanlarında dedik ve... Ee, en önemli eseri yani Server Bedi e, adını kullanarak yazdığı en önemli eseri Cingöz Recai serisi. Evet Server Bedi Cingöz Recai gördüğünüzde kesinlikle zaten sorulacak olursa mutlaka verilebilecek e, bir özelliği Peyami Safa'nın. Takma adını ve eseri e, gördüğünüz an direkt Peyami Safa'yı işaretleyin. E, yani Bu Takma adını tamamen para kazanmak için e, Yazdığı yazılarda eserlerde kullanılıyor Evet işlediği konulara bakacak olursak e, Sürekli bir e, çatışma içerisinde. Yani bu çatışma dediğimizde aklımıza ne gelir arkadaşlar? Doğu Batı çatışması. Yani Doğu'nun karşısına Batıyı, ruh karşısına maddeyi, akıl karşısına hisleri, inanç, inançsızlık gibi çatışmaları. E, hemen hemen tüm eserlerinde e, konu olarak işliyor ve e, bunun dışında da dünya savaşlarının getirdiği buhranları anlatıyor yani bunlar üzerinde e, ne etkili savaş etkili hem birinci dünya hem ikinci dünya savaşı etkili yani bu dönemlerden bahsediyor evet bunun dışında bir de psikolojik tahlillere önem verdiğini söyleyebiliriz. Zaten e, bu konumuzun asıl şeyi nedir? Psikolojik tahliller. E, romanlarına bakalım. Romanlarını şöyle hemen bir sayalım. Fatih Harbiye, Sözde Kızlar, Yalnızız, Biz İnsanlar... Ee, bir tereddüdün romanı dokuzuncu hariciye koğuşu matmazel noralyanın koltuğu ve diğer romanları canan şimşek mahşer bir akşamda süngülerin gölgesinde evet içerik olarak da e, biraz bahsedeceğim sizlere çünkü içerik sorusu olarak e, karşınıza gelebilir ki çıkmışlığı da vardır peyami Safan'ın eserleri sorulmuştur içerik olarak ee, şimdi bakalım ilk Fatih Harbiye ile başlayalım Fatih Harbiye'de önemli 3 kişimiz var Neriman, Şinasi ve Macit kahramanların isimlerini özellikle aklınızda tutun İçerik aklınıza gelmese bile isimler e, muhakkak gelmeye çalışsın arkadaşlar e, bunlar da şöyle bahsedelim Neriman Doğu Batı yani geleneksel olanla geleneksel yaşamla modern yaşam arasında bocalayan, gelgit yaşayan bir kişi. Şinasi ise doğuyu yansıtır. Macit ise modern olanı yaş e taşır ve Neriman'ın Şinasi ve Macit arasında git gel meselesi de tamamen doğu mu batı mı e, arasında karar ver, verememesinden. Yani e, genellikle romanlarındaki kadın karakterler zaten bu şekilde hep bir kararsızlık e, yönüyle ele alınmış. E, Fatih Harbiye'de de o şekilde. E, biraz... Ee, içeriğine tam olarak girmeden şunu da söylemek istiyorum. Mesela mekan biri Fatih, biri Harbiye. Yine Fatih burada e, doğuyu temsil eden bir mekan, Harbiye ise günümüzdeki Beyoğlu, yani modern olanı e, gösteren bir mekan, batı. Yani isim olarak bile Doğu Batı yı ele almış mekanda da aynı şekilde. içeriğine bakacak olursak da e, Neriman'la Şinasi e, çocukluktan beri arkadaşlar. Macit'le daha sonra tanışıyor ve e, onunla birlikte balolara gidiyor, geziyor, gününü gün etmeye başlıyor ve artık e, Şinasi'den uzaklaşıyor. Daha sonra gününü gün ederken bir gün e, bir Kızın hikayesini Neriman'a anlatıyorlar İşte sürekli batıya özenen bir kızın e, hikayesi bu e, ve kız o hikayesini dinlediği kız e, sonunda intihar ediyor ve Neriman da kendi başına da bunların gelebileceğini düşünüyor ve sonra gidiyor ki babasına diyor ben Şinasi ile evlenmeye karar verdim deyip doğru e, yönü seçiyor yazarımıza göre. Sözde kızlara baktığımızda da sözde kızlarda mebrure, beyç ve belma var. Savaşın yarattığı toplumsal bunalımı anlatıyor. yine sözde kızlarda. mebrure kim babasını bulmak için Anadolu'dan İstanbul'a geliyor. bir akrabasının köşkünde yaşamaya başlıyor. Ve orada İstanbul sosyetesini tanıyor. Yani e, yozlaşmış olanı, modern modern ama yozlaşmış olan toplumu e, akrabasının köşkünde e, tanımaya başlıyor. Beyic de Mebrure'nin kaldığı köşkün oğlu. E, sürekli kızları kandırıyor, işte iş yapmıyor, güç yapmıyor. E, yine yozlaşmış bir kişi Belma da konağın hizmetçisi, Beyiş'ten çocuğu var. Daha sonra çocuğu Beyiş öldürüyor, yani kendi babası kendi çocuğunu öldürüyor ve Belma bunalıma giriyor, ee, intihar ediyor falan. İşte Mebrure ile Belma e, yardımlaşıyorlar. Neyse, romanın sonunda da e, babasını bulmak için gelen Mebrure... işte e, Belma'nın durumunu gördükten sonra e, Beyçi tamamen hayatından çıkarmaya karar veriyor ve babasının iznine ulaştığı zaman da e, konaktan ayrılıyor. E, biz insanlar romanına bakacağımız zaman e, burada insanın maddi bir varlıktan çok manevi bir varlık olduğunu anlatmak istiyor yani ruh ve madde karşıtlığı var. Ee, Orhan, Vedia ve Necati bizler için e, önemli Vedia batı kültürüyle e, yetişmiş bir kişi ruh ruhu temsil ediyor e, Orhan ise doğu batı arasında kalmış bir kişi e, maddeyi Maddeye önem veriyor. Yani bu yüzden maddeye önem veren kişiler için de materyalist görüşü vardır. Ama biraz da nedir? Geleneksel bir yanı da vardır. Ayrıca biz insanlar karşınıza nasıl gelir? Orhan öğretmendir. Mesela kahramanı öğretmen olan roman diye ya da işte öğretmenleri anlatan romanlar diye karşınıza gelebilir. Burada Orhan da bir öğretmendir. Doğu-batı arasında kalmış, geleneksel olana doğru kayacak olan, maddeye önem veren bir kişilik ama daha sonra işte kendini bulunca ruha yöneliyor. Necati de bir edebiyat öğretmeni, o da materyalist, idealist biri. Orhan'a yardımcı oluyor. Bir tereddüdün romanı. Ama sanki buradan birini atladık. Yalnızızı mı atladık? Bakalım. Evet, yalnızız, yalnızız. Burada da ee, samim Meral neci ile e, mefaret besim gibi karakterler var yine ruh madde ilişkisinin işlendiği bir roman ee, İkinci Dünya Savaşı ve sonrasını anlatıyor savaşın etkisi e, insanların üzerinde fazla ee, Burada samim Yalnızız deyince aklınıza samim gelsin ve samimin ütopik. Dünyası yani düşsel mekanı gelsin. Onun da adı nedir? O dünyanın adı Simeranya. Bu e, kelime ile zaten karşınıza gelecektir. Onun dışında kahraman isimleri de e, buradakiler. Ama Simeranya ve Samim kesinlikle yalnızız için bir ipucu. Evet Bir Tereddüdün Romanı gerçekten e, kararsızlıklar yaşayan e, sürekli şüpheyle hareket eden e, kişilerin romanı. E, karakterler arasında yazar adı hiçbir şekilde geçmiyor. Yazar olarak geçiyor. Bir mualla bir de e, Vildan isimli bir karakterimiz var. Birinci Dünya Savaşı sonrası sürekli şüpheye düşen insanları anlatmış, kararsızlık, şüpheden kurtulmak için geleneğe dönmesi gerektiği üzerine duran durduğu bir eser Peyami Safanın. Mualla ya baktığımız zaman şöyle bir anlatalım. Bir arkadaşı kitap önerisinde bulunuyor. Kitabın adı bir adamın hayatı. Bunu okumak istiyor ama okumak istediği şeye de tereddütle yaklaşıyor Yani ben bunu okursam ya beni değiştirirse işte okumasam mı diye başladığı bir kitap Ama okurken ne yapıyor elinden bırakamıyor Ölüm yaşam arasında gidip gelen bir adamın hikayesini anlatıyor bu arada kitap Ve bu kitabın yazarı ile tanışmaya karar veriyor kitaptan o kadar etkilendi daha sonra yazarla tanışıyor yazar da muallayı görünce onu çok beğeniyor ve bir arkadaşların aracılığıyla işte bunlar görüşmeye başlıyorlar olay evlenme teklifine kadar gidiyor ama mualla işte içindeki o kararsızlıktan dolayı bir türlü olumlu ya da olumsuz hiçbir şekilde yazara cevap vermiyor Yazar da muallayı bekleyene kadar Vildan adlı bir kızcağızla tanışıyor. Bu kızcağız aslında yazarı e, seviyor ve yazar için ta İtalya'dan geliyor. Ve İtalya'daki kocasından ayrılıp İstanbul'a kadar geliyor. E, ama yazar e, bir türlü Vildan'a ısınamıyor. Yani onu sevdiğini biliyor ama Vildan'a çok fazla güvenmiyor. Hep mesafeli davranıyor. Ama sonunda da mualladan bir cevap gelmeyince Vildan'a dönmek istiyor. Nitekim Vildan da hiç kimseye haber vermeden İstanbul'dan ayrılmış oluyor. Bu şekilde bir eser. Dokuzuncu Hariciye Koğuşu. Evet bu roman önemli. Neden önemli? Çünkü bizim edebiyatımızdaki ilk otobiyografik, roman romanımız olarak karşımıza geliyor. Peyami Safa'nın kendi hayatını anlattığı e, bir roman. E, ruh beden ilişkisi üzerinde yine durmuş. Ruh ve beden yani madde e, ruh arasında gidip gelmiş, bu ilişkiyi anlatmış. 17 yaşına kadar kemik iltihabı hastalığına e, yakalandığını söylemiştik. E, bu zamanlarını anlatıyor işte. E, bu eserinde o hastanede e, yaşadığı yılları anlatıyor. E, ve roman boyunca kahramanın adı yok arkadaşlar. Hasta çocuk olarak geçiyor. E, ve hasta çocuk kendinden birkaç yaş büyük nüshet... E, Nüset'e aşık. Bu bir paşa kızı. Ee, paşa da onun bir akrabası. Yani akrabasının kızına e, aşık ama e, tabii kızın anası onun görmüş, geçirmiş biriyle evlenmesini istiyor. Doktor Ragıp'la Doktor Ragıp da zaten Nüset'le evlenmek istiyor. Eserin sonunda da e, hasta çocuk iyileşiyor. Hastaneden çıkacağı zaman işte gidip Nusret'i bulacak karşısına çıkacak e, derken eline bir mektup geçiyor Nusret'ten işte Paşa'nın öldüğünü söylüyordu galiba babasının öldüğünü söylüyordu e, ve Doktor Ragıp'la da nikahının kıyılacağını söylüyordu. Öyle sonuna bitiyordu. E, Matmazel Noralya'nın koltuğu. Bu romanda da Ferit, Yahya Aziz, Selma, Noralya e, gibi kahramanlar var. Ana karakterimiz Ferit, daha sonra ona e, yol gösteren bir felsefe hocası Yahya Aziz var. Sevgilisi Selma ve Noralya. Asıl adı e, o Nora, e, Matmazel Noralya diyoruz ama asıl adı Nuriye. E, zamanla e, büyük adada Noralia olarak e, ismi çıkmış. Annesi telaffuz edemiyor bu şekilde telaffuz. Noriyeyi Noralia diye telaffuz ettiğinden adı o şekilde çevrilmiş. E, şimdi bakalım e, içerik olarak ne diyebiliriz? Yine ruh madde çatışması var. E, Ferit bu kez ruh ve madde arasında çatışma yaşıyor. Daha sonra aydın bir tip oluyor ve olgunlaşıyor. Ruha yönelerek mesela tıp okumayı bırakıp felsefe okumaya başlıyor kendini bulabilmek için. Biraz şizofrenik bir kişilik yani bu kendini bulamadan önce her şeyi madde olarak görüyordu. Sevgilisi Selma'yı bile bir madde olarak görüyordu. Felsefe hocası Yahya Aziz de Feride yol gösteriyor demiştik. Feride kendini bulmasında sürekli yardımcı olmuş. Noralya asıl adı Nuriye demiştik. E, hayatta birçok mutsuzluk yaşamış. Bu yüzden e, 32 yıl aynı odada aynı koltukta arkadaşlar yaşamaya karar veriyor. Ve bu yüzden de tabii ki akli dengesini kaybediyor. Daha sonra ölüyor ve ee, o öldükten sonra Ferit onun evine taşınıyor. Aynı şekilde onun koltuğuna oturarak kendi hayatına bir yol çiziyor. Ee, diğer romanlarını da daha önce saymıştık. Ee, unutmayın yani Canan, Bir Akşamda, Süngülerin Gölgesinde, Şimşek, Mahşer gibi romanlarıyla da karşılaşabilirsiniz. Şimdi bir yazar değişikliği yapalım. Memduh Şevket Esendal diyelim. Çehov tarzı denilen durum hikayeciliğinin edebiyatımızdaki iki önemli temsilcilerinden biridir. Sade, samimi bir anlatım vardır. Gerçekten üslup yönünden iyi bir sanatçıdır. Hatta ustası Ömer Seyfettin'i bile dili kullanımından dolayı ee, geçmiştir yani boynuz kulağa geçer misali ee, burada gerçekten başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Ee, hangi takma isimleri kullanmış Mustafa Memdu, M. Oğulcuk gibi e, takma isimlerini kullanmış. E, romanlarına baktığımızda Ayaşlı ve Kiracıları zaten Başat e, eserlerinden biri. Vassaf Bey, miras. Bir de hikayeleri var otlakçı ve mendil altında. Kesinlikle her soru bankasında veya girdiğiniz her sınavda adı geçen bir kişidir. O yüzden romanlarını ve hikayelerini aklınızda tutun. Özellikle ayaşlı ve kiracıları Ayyaşlı'nın pansiyonda geçen olayları anlatıyor bu eserinde. Ankara'da bu pansiyon, pansiyonun da işte Ankara'nın küçük bir hali gibi düşünmüş yazarımız ee, ve o pansiyonda kalan insanları gözlemleyen e, bir yazar var. Ee, işte pansiyondaki insanların kimisi aydın, kimisi kumarbaz, kimisi sarhoş, kimisi zengin, kimisi memur ee, ve sonunda pansiyondan Olumsuz birçok sebepten yavaş yavaş ayrılan insanların e, hayatlarını anlatıyor. Olayları da tabii yine pansiyonda kalmaya başlayan e, orada bir oda tutan yazar kendi gözlemlerini anlatıyor. Böyle biraz ana tarzında yazılmış e, bir roman olduğunu söyleyebiliriz. Diğer isim Tarık Buğra. Tarık Buğra edebiyat dünyasında ismi ilk olarak Oğlumuz isimli hikayesiyle 1948'de Cumhuriyet gazetesinin açtığı yarışmada ikincilik kazanarak adını duyuruyor. Genellikle romanlarını tarihten aldığı esinlemelerle kurguluyor biraz sonra az çok sizleri içeriklerinden bahsederken bunu fark edeceksiniz. İlk romanı Siyah Kehribar. Daha sonra eserlerinde toplumsal çatışmaları yine tabii ki nasıl ele alıyor? Psikolojik açılardan ele alıyor. Şiirsel yoğun bir anlatımı var. Ayrıntılara girmeden gözlem yapmaya çalışmış işlediği konular arasında da aşk, yalnızlık, umutsuzluk, uyumsuzluk gibi e, konular işlediğini söyleyebiliriz. Romanları Siyah Kehribar. E, bu romanında bir Türk aydınının İtalya'da e, geçen aşkı, içine düştüğü çıkmazları ve başkaldırışını anlatıyor. Yani e, eser Mussolini devrini, bu faşist rejimin olduğu dönemi anlatıyor. E, Tabi oraya giden, okumak için giden daha bir doktora yapmak için giden e, bir Türk genci var e, ve orada bir kıza aşık oluyor işte e, ama kız sonunda e, yani kızın adı da Melisa e, bu kız da sonunda işkencelere dayanamayıp intihar ediyor bunun dışında küçük A zaten bizler için önemli. Niçin önemli? Bir de karşımıza kurtuluş savaşını ele alan eserler arasında geldiği için önemli. Anadolu kasabasında geçen kurtuluş savaşı döneminde Anadolu kasabasında geçen olayları anlatıyor. İkinci devamı niteliğinde olan bir de küçük A Ankara'da var. Ee, İbiş'in rüyası, bunu da şununla aklınızda tutun, şu anahtar kelimeniz olsun. Orta oyuncusu Naşit'in hayatından etkilenerek e, bu eserini e, yazıyor ve onun dışında Burada önemli bir de Osmancık'tan birazcık bahsetmek isterim. Osmancık'ta da Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarını anlatıyor. Yani roman Osman Gazi'nin tarih sahnesine çıkışı ile başlıyor ve ondan sonraki olaylar anlatılmış. Osman Gazi diyelim anahtar kelime olarak veya Osmanlı Devletinin kuruluşu diyebiliriz. Hikayeleri oğlumuz yarın diye bir şey yoktur. İki uyku arasında gibi hikayeleri de önemli. Evet Abdülhak Şinasi Hisar ağaç Türk yurdu ülkü ve varlık gibi dergilerde yazılar ele almıştır. İlk romanı Fehim Bey ve Biz ile CHP Roman Yarışı'nda üçüncü olmuştur 1942 yılında. Eserlerinde burası çok önemli direkt anahtar kelimeler burada. Eserlerinde Rum, Rumeli Hisarı, Büyükada, Çamlıca üçgeninde varlıklı gününü gün eden sorunsuz insanların yaşamını anlatıyor ve bu kişiler genellikle başarısız, hayalleriyle avunan kişiler. Evet, Abdülhak Şinasi zaten böyle bir ortamda arkadaşlar büyümüştür ve o ortamdaki gözlemlerini bir e, hep eser haline getirmiştir. Yani çoğunlukta aslında hepsi bir anıdır. İlk romanı demiştik Fehim Bey ve Biz, diğeri Çamlıca'daki Eniştemiz. Üçüncü romanı Ali Nizami Bey'in Alafrangalı ve Şehliyim anı tarzında yazdı. Özellikle aşağıdaki eserlerden hangisi tür bakımından farklıdır, hangisi anı türündedir gibi sorularda çok fazla kullanılır. Boğaz içi metinleri, Boğaz içi yalıları ve geçmiş zaman köşkleri de Abdülak Şinasi Hisarın anı türünde yazdığı eserlerdir diyebiliriz. Ee, diğer bir isim Semiha Ayverdi. Ee, Semiha Ayverdi dindar bir çevrede yetişmiştir. Osmanlı İslam uygarlığına derinden bağlanmıştır ve milliyetçi e, muhafazakar bir yazardır. E, romanlarında tasavvuf düşüncesi ağır basar ve tarihe yer verir. Ee, ve sürekli romanlarında hep bir geçmişe özlem vardır Zaten tarihi ele alması da bundan kaynaklı ee, Doğu batı kültürünün iç içe olduğu konaklarda yaşayan insanların Beşeri aşktan ilahi aşka e, yönelişini genellikle anlatmıştır Yani e, eserlerinde ne varmış Beşeri aşktan ilahi aşka bir yönelim var yani yine aslında burada neyi söyleyebiliriz ruha kendi benliklerini e, bulan kahramanlar var e, en önemli eseri de yani bu konuda yazdığı en önemli eseri de İbrahim Efendi konuğudur evet e, son sanatçımız Halikarnas balıkçısı yani lakabı Halikarnas balıkçısı asıl adı nedir? Cevat Şakir Kabağaçlı isyana teşvik edici yazı yazmak suçuyla Bodrum'a sürülmüştür. Ee, Bodrum'da geçirdiği sürgün yıllarını Mavi Sürgün adlı roman anı karışımı eserinde anlatıyor. Bodrum'a sürgün götür gönderiliyor ama bir daha Bodrum'dan dönmek istemiyor ve Bodrum'un antik çağdaki adı Halikarnas'tır. Bu yüzden kendisini hep bu şekilde tanıtmıştır sanatçımız. Konularını da yine yaşadığı bölgelerden alıyor Ege bölgesi ve Akdeniz bölgesinden sürekli eserlerini açıp baktığınız zaman denize bağlı olayları anlattığını görürüz. Özellikle balıkçıları, dalgıçları, sünger avcılarını anlatmıştır. Onların sorunlarını, maddi açıdan sıkıntılarını, üzüntülerini anlatmış. Hatta bunları anlatırken de balıkçılıkla ilgili terimleri de çok fazla kullanmış ve o teknikleri vermiştir. Yani gerçekçi olmak adına. romanlarına baktığımızda neler var? Aganta Burina Burinata bir denizcilik terimi bu da. E, Uluç Reis, Turgut Reis, Deniz Gurbetçileri... öyküleri arasında Ege'nin dibi, Ege kıyılarından Merhaba Akdeniz, Gülenada zaten eserlerin isimlerine bile baktığımızda bize hep denizi çağrıştırıyor. Ee, bu yüzden Bodrum deniz balıkçı dediğimizde aklımıza gelecek kişi kimdir? Halikarnas balıkçısı yani Cevat Şakir Kabağaçlı. Evet e, konumuz bu kadar. Umarım sizler için faydalı e, bir video olmuştur. İyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın.